arkadaşlar, ben Şiir Tufan. Bu videoda sizlerle beraber kara kalemde basit bir göz nasıl çizilir bunu öğreneceğiz. Bu benim bu videoyu 4. çekişim. İlk 2 çekişimde hem çizip hem seslendirdiğim için yaptığım çizimi beğenmedim ve yayınlamadım. 3. çekişimde evet, yaptığım çizimi beğendim ama kamera çekiş açılarını beğenmedim. Gözden çok elimi çekmiş. Videoda bu elim gözüküyor. Onun için yayınlayamadım. 4. kez çektim. Çok şükür güzel oldu. Hem çekimi hem çizimimi çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi hangi kalemi, defteri kullandım onu göstereceğim. Sonra hemen başlıyoruz. 05 ve 07 uçlu kalemlerimi kullandım çizimin büyük bir kısmında ve sadece bir göz kapağını çizerken HB resim kalemi kullandım. Yani bu olmasa da olur, normal uçlu kalem kullanıyorum. Karıştırmak için kulak çubuğu kullanıyorum ve silgi olarak mavi, bu klasik silgilerden veya yani olsa daha iyi şu hamur silgilerden, resim silgisi, hamur silgisi olarak geçiyor. Defter olarak da Mona Lisa'nın 120 gramlık bu resim defterini kullanıyorum. Çok şaşırdınızdı. Bu ülkenin bitki örtüsü gibi her çizerde bu defter var mutlaka. Çünkü fiyat performans açısından gerçekten en kalitede en güzel ürün. Ve hani kara kalemde de gayet yeterli oluyor. Çok güzel yani, hatta yeterli değil, güzel yani. Siz bunu da kullanabilirsiniz. Ama eğer yoksa bir A4 kağıdına da tabii ki de yapabilirsiniz. Şimdi çizime geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Önce 07 kalemimiz ile başlıyoruz. Bu videoyu izliyorsanız eğer büyük ihtimalle YouTube'daki diğer göz nasıl çizilir videolarında ya izliyorsunuzdur ya da izleyeceksinizdir. Ve diğer videolardan da görmüşsünüzdür. Herkes farklı bir teknikle göz çiziyor. Önce irisi yani yuvarlağı çizip sonra etrafı ekleyen var. 4 tane çizgi atıp sonra gözü oturtan var. Her çizerin, herkesin farklı bir tekniği var. Zaten resim yapmak bir kural çerçevesinde değildir bence. Yani herkes farklı bir şekilde yapabilir. Ama bu kadar anladığım sebebi işte ben de badem şeklinde çiziyorum gözü. Önce bir badem şekli böyle oluşturuyorum. Ondan sonra içine gözün irisini, göz bebeğini, işte gözyaşı kanalını falan da oturtuyorum. Böyle yapmayı daha çok seviyorum ve böyle yaptığımda daha güzel oluyor bence. Size de bu şekilde öğreteceğim. Şimdi ben ilk yaptığımızda böyle mükemmel bir badem şekli de olmayabilir. Böyle ufak ufak kenarlardan düzeltiyorum. Sonra da şu kenarına küçük o gözyaşı kanalını ekledim. İnce bir çizgi attım sadece. Şimdi de gözün irisini çiziyorum. Yani yuvarlağını çiziyorum. Bunu yaparken tam yuvarlak çizmiyoruz ama üstten hafif böyle bir kesikmiş gibi bırakıyoruz. Bu yani daha doğal duruyor. Şu gözümüz böyle duruyor. Gözümüz tam bir yuvarlak, perfect bir şekilde durmuyor. O için üstten bir kesik bırakıyoruz ve alttan da hafif bir boşluk bırakıyoruz. İrisi yerleştirdikten sonra da göz bebeğini, yani en içteki siyah kısmı çiziyoruz. Önce hafifçe çiziyorum. Sonra da ışığın yerini belirtiyorum. Göz bebeğin yanına iki tane böyle minik kare çiziyorum. Bunların içini boyamayacağız ki bunlar gözümüzün ışıkları olsun. Işıkları da ekledikten sonra, yerlerini belirttikten sonra göz bebeğini koyulaştırmaya geçiyorum. Full siyah yapıyorum. Sonra da irisi tonlamaya başlıyorum. Şimdi bizim ışığımız bu şekilde buradan vuruyor diye ben irisin diğer tarafını daha koyu yapıyorum. Hem daha kalın bir tonlama yapıyorum hem de kalemi daha çok bastırıyorum. Üst tarafı da koyultuyorum. Art tarafı birazcık ince koyultuyorum ve ışığın olduğu yeri de böyle tonluyorum ama kalemi çok çok hafif bastırıyorum. Ki orayı çok fazla karalamak istemiyorum. Daha açık renkte bırakıyorum. Ve o gözün beyaz kısmını da tonlamamız gerekiyor. Ben yine ışığın vurduğu yeri kalemle tonlamıyorum. Diğer tarafı böyle çok çok hafif kalemi böyle çok hafifçe sürterek kalemi oraya da bir siyahlık veriyorum. Şimdi karıştırma zamanı. Karıştırırken ben kulak çöpü kullanıyorum. Yine bunda da fırça kullanan var, peçete kullanan var. Karıştırma kalemi kullanan da var. Mesela benim karıştırma kalemim olsaydı onu kullanırdım. Ama bende karıştırma kalemi yok. Ama kulak çöpü de çok çok güzel karıştırıyor. Ben çok memnunum. Kalem ile hangi yönde çizdiysek
o yönde karıştırıyoruz. Yani ben irisin içerisinde böyle yuvarlak hareketlerle karıştırıyorum. Yani kulak çöpünü elimizde bir kalem varmış gibi tutuyoruz. Yani siyahlıklarını böyle dağıtıyoruz, tonluyoruz, karıştırıyoruz. Ve korneada da o karaladığım yeri hafifçe karıştırıyorum. Ve sonra da hani dedim ya, bu tarafı hiç kalemle tonlamayacağız. Buranın çok çok açık kalmasını istediğim için şu kulak çöpünün böyle ucunda kalan siyahlık orayı böyle tonlamaya yetiyor. Oraya böyle hafifçe onu sürtüyorum ve çok 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 açık bir gri oluyor. Ve bu oranın tonlaması için yetiyor. Şimdi etrafını da karıştırıyorum, genel çerçeveyi. Biraz dağılıyor ama zaten sorun değil, biz birazdan burayı da tonlayacağız. Şu an bir gözün tasla, yani tasla değil, şu an bir göz ortaya çıktı. Şimdi bunu birazcık daha detaylandıracağız. Irisin içerisini boyarken böyle karalayanlar var yuvarlak şekilde falan. Ben hep irisin içerisini göz bebeğiyle irisin şu ensinin çerçevesi arasında çizgiler atarak yapıyorum. Böyle yapınca bence hem daha doğal duruyor hem de karıştırırken daha güzel karışıyor. Hep böyle çizgiler atıyorum. Işığın olduğu yere daha az atıyorum ama çizgileri. Şimdi bu gözün çerçevesinin üzerinden bir kez daha geçiyorum. Orayı da birazcık daha netleştiriyorum. Şimdi tekrardan karıştıracağım. Hep böyle yap karıştır, yap karıştır. Yani güzel böyle bir göz olması için yapıp yapıp karıştırmamız gerekiyor. Maalesef bunun daha kısa bir yolu yok. Ama karıştırırken kulak çöpünün temiz tarafıyla karıştırıyorum. Çünkü bir öncekinden kalan siyahlıkları bulaşsın istemiyorum. Şimdi güzelce karıştırdık. Şimdi ışıklarımız da ister istemez karalandı belirlediğimiz ışıkların için. Şimdi o ışıkların için açacağız. Bir hamur silgi de kullanabilirsiniz. Ama hamur silginiz yoksa bu normal silginin uçta kalan sivri kısmıyla da yapabilirsiniz. Yani ben mesela hamur silgim yokken öyle yapıyordum. Ama bunda tabii ki de birazcık daha zor oluyor yani. Hamur silgiyle daha kolay oluyor. Hamur silgimi elime alıyorum ve ucunu sivriltiyorum böyle. Bir sanki kalem ucuymuş gibi getiriyorum. Ve zaten önceden orada belirlediğimiz o boşlukların içerisine böyle hafif hafif dokundurarak onların içlerini temizliyorum ki oralarda yani ışıklarımız olsun. Şimdi 05 kalemimi alıyorum. Irisin etrafını birazcık daha belirginleştiriyorum. Böyle birkaç tane daha böyle çizgi atıyorum. İşte ışığın etrafını belirginleştiriyorum falan. Böyle biraz daha detay gözüme bozuk gelen yerleri düzeltiyorum. Silgiyi tekrardan elime aldım ve gözyaşı kanalında üzerini birazcık temizledim. Şimdi elime hashback kalemimi aldım ve göz kapağı çizgisini yapacağız hashback kalemiyle. Gözün üst çerçevesiyle aynı paralel bir çizgi ekleyeceğiz oraya. Arada çok küçük bir boşluk bırakacağız. Yani bu standart göz için küçük bir boşluk bırakıyoruz. Önce böyle hafifçe o çizginin yerini belirliyorum. Sonra daha böyle iyice belirginleştiriyorum. Ve sonra da karıştırıyorum. Burayı karıştırırken kalemle aynı doğrultuda yine yapmaya dikkat edin. Mesela biz burayı eğer aşağı yukarı karıştırırsak o bütün yaptığımız tonlamalar mahvolur. Kalemle hangi yöne çizdiysek aynı yönde karıştırıyoruz. Kulak çöpünün ucundaki siyahlık ile böyle alt tonlamaları da yapmaya başlıyorum. Gözün etrafındaki tonlamalara geçiyorum. Şimdi elime boş bir kağıt aldım. O boş bir kağıdın üzerine 07 kalem ile böyle bolca bolca karalıyorum. Sonra kulak çöpünü oraya sürüyorum ve gözün etrafını tonluyorum. Ben gözün etrafındaki tonlamayı bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Bence daha kolay oluyor ve daha doğal duruyor. Yani mesela burayı 6B kalemle de yapabilirsiniz. Ama hem 6B kaleminiz olmayabilir hem de yani ben hani var ama ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, ben resimle ilgili hiçbir eğitim almadım yani. 2,5 yıldır çiziyorum, beni diğer sosyal medya hesaplardan takip ediyorsanız belki biliyorsunuzdur. Bu 2,5 yıl içerisinde hem ben de YouTube'dan izlediğim videolardan hem de kendi edindiğim deneyimlere göre
işte ve öğrendiğim bilgileri, yani basit bir şekilde, kara kalemde basit bir şekilde göz nasıl çizilir, bunu size öğretmeye, anlatmaya çalıştım. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Şimdi bu video çok uzun oldu diye bunu daha fazla uzatmayacağım. Kaş ve kirpik videosunu bir sonraki videoya bırakacağım. Eğer video beğendiyseniz beğenerek bana destek olmayı unutmayın lütfen. Çünkü sizin destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Videomu beğenip kanalıma abone olun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.